Altan, bugün sizlerle birlikte Age of Story İtalya ekranında ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dediğim gibi Fransa'yı işgal etmiştik. Yani Fransa'nın bir kısmını aslında işgal etmiştik. Doğu mu oluyor burası? Muhtemelen doğu oluyordu, bilmiyorum. Yani dediğim gibi bilgim yok. O yüzden kusuruma bakmayın. Türkiye-İran savaşı patlak vermişti. Almanya'nın Avusturya savaşı için hazırlandığını görüyorum ki ben de hazırlanmak istiyorum. Ki Almanya'dan önce işgal edersen benim için çok 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 iyi olur. 5 Ağustos'a kadar. 2000 kaça? 2032'ye kadar. Neyse, o sırada biz de bari peki mallara yatırım yapalım. Mallara niye bu kadar yatırım yaptığına gidiyor lan? Sadece mallara yatırım yapıyorum. O zaman mallara yapmayalım. Biraz araştırmaya yatırım yapalım. Ki puanımız artsın. Evet. Şu an savaş açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ağustos'ta unuttum, pardon, kusura bakmayın. Şöyle biraz daha vergi gelirine verelim. Artık açabiliyoruzdur diye, yok, açamıyoruz. Ağustos muydu? Ağustos mu? Ağustos geçsin de. Bakayım. Yok, açamıyoruz, lanet olsun. Şu an açabiliyorum işte. Gel lan buraya. Müttefikimi çağırmıyorum. Çünkü müttefikimi çağırırsam eğer ki, ulan amına kodumun İngiltere'si, nasıl yanaşıyorsun hemen? Müttefiki çağırmak istemiyorum ki hak iddia etmesin topraklarda. Zira hak iddia ederse mecburen toprak vermek zorunda kalacağım. Savaşa da katılmasını istemiyorum. Zira katılırsa hiç hoş olmaz. Şu Viyana'yı bir kuşatsam çok güzel olur. Orada bir yanlış yaptım. Keşke Viyana'ya girseydim hemen. Şöyle. Heh. Çok iyi. Çok iyi. İsviçre'yi de işgal edersen bu bölümde. İsviçre'nin de işgali olursa bu videoda benim için çok 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 iyi olur açıkçası. Neden çok 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 iyi olur? Kusura bakma. Alarm kurdum yine. Alarm kurmayı unutmuşum. Tüm topraklarını alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Çok iyi. İşgal edersem Almanya'nın beni işgal etmek dışında hiçbir yeri kalmıyor ve bu benim için aslında çok kötü bir şey. Fakat bilhassa da iyi bir şey aslında. Angela Merkel'le aramızı iyi tutarsak çok fazla bir sıkıntısının olacağı düşünmüyorum aslında. Biraz zaman geçsin. 2034'te falan Hırvatistan ya da İsviçre için bir harekat düzenleyebiliriz. Şöyle yapalım. Asimilasyon işlemlerimizi, başka toprak asimilasyon işlemleri kalmıyor. Vergileri fullleyelim. Koalizasyon ücret şeyini fullleyebiliyor muyuz? Fullleyemiyoruz. Fakat olsun, tamam, hiç sıkıntı yok. Dert değil. Şimdi mallara yaptığımız yatırımdan fullleyelim. Mallara yaptığımız yatırım birazdan sona erecek. Araştırmayı da şöyle çekelim. Bu da bu arada bizim nüfusumuzu etkileyen bir şey. Daha fazla asker almamızı sağlıyordu. Bulgaristan şu an değil. Seninle savaşacağım fakat şu an değil. İmzalayacağını adım gibi biliyordum çünkü Bulgaristan'dan daha üstün bir toprak sahibim. Daha fazla güce sahibim derken burada ordumuz kalmış 6000. Onu da alalım. 30 binlik bir askerimiz oluyor. Şuradan hani 10 bin 10 bin 10 bin 10 bin İsviçre'ye de girsek açıkçası bizim için fena olmaz. Şimdi 10 10 30 10 10 10 30 60 oluyor. Burayı da 10 yapsak 70 70 binlik bir ordu düzenlemem gerekiyor. O zaman harita modları nüfus diyelim. Nüfusumuzun en etkili olduğu yer burasıymış. Buradan bir basalım. Hop 8000 buradan. Hop 8000 buradan. Çok iyi oldu bu bizim için. Şunu da şurada birleştirelim. Buradan muhtemelen bir 7000 geldi. Çok iyi. Hızlı hızlı hani savaşımızı yapalım ki videonun konsept konseptin siktir benim boş ver hayali İtalya krallığının şu toprakları elimle gösteriyorum, şu toprakları var ya, bunları birleştirdiğimizden sonra belki Afrika sömürgelerini geri dönebiliriz. Tunus, Libya, Mısır, pardon, Tunus, Libya, Cezayir, Fas,
işgali söz konusu olursa buradan İspanya o kadar olmaz. Yani 15-20 bölüm bandında tutmak istiyorum. Bu da ikinci bölüm ve Fransa'nın birçoğunu zaten işgal ettik. Ki Doğu Avrupa dediğimiz bölüm bu arada burası oluyor. Benim Doğu Avrupa diye adlandırdığım yer burası oluyor çünkü. Şimdi şuradan şu sadece 70 binlik bir ordu düzenleyelim. Her yere 10 bin 10 bin 10 bin yollasam benim için çok iyi olacak. Orduyu da at. 3. Şöyle 10 bin 10 bin asker düzenleyelim şuraya. Almanya ile sınırdaş olma gibi bir hayalim yok tabii ki. Fakat hani mecburen şu an olacağız. Fransa'nın da ekonomik büyümesini istemiyorum açıkçası. Çünkü Fransa'yı işgal edeceğim. Fransa'nın bu toprakları da benim olacağı için. Hiç fena olmaz açıkçası. Yani Fransa'yı da şu bölümde işgal eder miyiz? Hiçbir fikrim yok. 20 dakikayı sığdırabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Evet, tüm askerlerimiz geldiğine göre İsviçre işgalini de başlatabiliriz açıkçası. Şimdi şu toprakları işgal ettik. Şu şuraya gidecek. Bu buraya gitsin. Buraya gitsin, bu buraya gitsin, bu buraya gitsin, bu buraya gitsin. Çok iyi. Hiçbir toprak kaybı yaşamazsak bizim için çok 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 iyi olur açıkçası. Şurada şunları birleştirsem hiç fena olmaz. Ne kadar askerimiz kaldı? 70 bin gittik. Yani 20 15 bin kayıp vermişiz. 23 bin kayıp vermişiz. Onlardan da 20 bine yakın bir kayıp gelmiş. Çok çok iyi bizim için. Tabii ki askerimiz fazla gittiği için çok kötü. Fakat yapacak hiçbir şey yok. Monaco'yu dur. Ultimatum göndersem hiç sonra savaşa girmesem verdiğim toprağını verdi. Çok güzel. İtalya'yı bu arada çok güzel genişlettik. Yani şuna baktığım zaman diyorum ki mükemmel, mükemmel. Bir de şuradan birleştirdiğimiz zaman sınır güzelliğimiz çok 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 güzel olacak. Yani zaten buraya çok fazla bir şey kalmadı açıkçası. Fakat Fransa gibi bir büyük bir devleti şu an yanımda istemediğim için ve karşımda görmek istemediğim için ve bunun büyüme ihtimalinin de var olduğu için Fransa'yı işgal etmek istiyorum. Yani Fransa'nın işgali bizim için çok 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 iyi olacak açıkçası. Ama dediğim gibi şu 80'lik istikrarı ben istemiyorum açıkçası. Bunların en az 90 olması bizim için çok 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 iyi olur. Şöyle şunları yükseltiyorum. Bu biraz zamandan çalacak, yapacak bir şey yok. Bu arada tabii ki daha düşük ülkelerde de hani başlayacağım. Hani atıyorum Lüksemburg'da başlayıp Belçika'yı işgal edip Hollanda'yı işgal edip belki Almanya ya da belki Fransa'yı işgali yapacağız. Daha büyük ülkeleri alıp onların ne kadar çok genişleyeceğini görebiliriz. Rusya Çin Savaşı patlak vermiş. Hiç şaşırmadım. Türkiye İran Savaşı devam ediyor. Olabilir, olabilir. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Türk topraklarının genişlemesi benim için açıkçası herhangi bir tehdit oluşturmayacak. Çünkü o doğuya daha çok yakın. Ekonomiye ve mallara yatırım yapalım. Hem de biraz zaman geçsin İsviçre harekatından. Çok fazla konuştum. Konuşmayı seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi ordu bakımına verelim. Şuradan mallar ve ekonomik yatırımlarını çekelim ve artık her tur başına 25 bin şey giriyor ülkeye. Para mı döviz mi denir artık bunu bilmiyorum. 20-20 bin yapabilir miyim? Yapabilirim. Sadece buna 3000'lik bir şey lazım değil mi? 60 olması için. Yok. 10 bin daha lazım. Ben gerçekten beynim uçmuş benim ya. Çok saçma bir düşünce yaşadım orada. Şöyle şuna versem. Şuna versem. Buradan da 60-60 bin için. Olabildiğince hani 60 bin net bir rakam olsun da daha bir yapalım şöyle. Hani Sırbistan bizde savaşa girmek istiyormuş. Orada asker basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Çok da güzel bastım açıkçası. Şu biraz daha gebelere de basalım da ne olur ne olmaz. Lan Sırbistan lan bu Slovak oha. 20 bin askerle geldi. Şu an değil. O 20 bin askeri şu an savuşturamam. O 20 bin askeri şu an savuşturamam fakat bunu bildiğimizde iyi oldu açıkçası. 20 bin askerle geldiğine göre demek ki bunun toprakları bu kadar çok bereketli olduğuna göre
20 bin askerden söz ediyoruz ve Sırbistan gibi ülkeden söz ediyoruz arkadaşlar. 21 bin asker. Bu nasıl olmuş? Benim demek ki böyle bir 40 bin askere falan gelmem lazım toprak başına o da. Şöyle araştırma yapalım çünkü koronavirüs var, çok saçma değil mi? Saçma değil. Koronavirüs var topraklarımızda ve burada da fazla bir askerimiz oluşturuyor. Burası neresi lan? Slovakya, Sırbistan'la karıştırdım ama nasıl karıştırdım ya? Onu da buraya alalım. Karadağ'ı alırız, Kosova'yı alırız. Güzel. Ordu bakımına verelim. Biraz da ordu bakımına yatırım şey. Neydi ya? Ordu bakımına basalım. Puanlarımızı XP mi deniyor artık onlara bilmiyorum da. Hırvatistan mı oluyor burası? Hırvistan diyecektim. Hırvistan. Ülke oluşturdum az önce. Hırvistan. Buraya bunu verelim. Başkentte 9000 asker hiç şaşırmadım. Ama şunu şöyle bir yapalım. Gereksiz bir tur atlayışı yaptım orada. Şunu yapalım. Dur. Gitsin. Şuradan şuraya bir 5000 asker yollayalım. Şu an orayı işgal etmeyelim ya. Gerçekten şu an işgal edersek bizim için hiç iyi olmaz. Çünkü bize karşı bir koalizasyon kurulabilir. Ben konuşamıyorum, evet. Onu fark ettim. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Ona bir baktım. Çıtırdan pıtırdan. Bize karşı bir örgütlenme oluşmaması açısından hızlı savaşa girmek istemiyorum. Bu açıkçası bizim kendi ayağımıza sıkmak olur. Dediğim gibi bu oyunda hile kullanmak istemiyorum doğal olarak. Bu yüzden olabildiğince gerçek karar vererek, hani daha gerçekçi kararlar vererek. Açıkçası şu an bunlara boşuna para vermek istemiyorum. Neden? Çünkü bunlar birazdan gidecek. Bunlar geçici bir şey. İsyan oluşması için desteklenen örgütlenmeden başka bir şey değil. Macaristan bize karşı bir orada bir hareketlenme söz konusu mu? Değil. Sınırlarına oluşacak bir tehdit karşı bir asker geliştirmesi olmuş. Fransa Birleşik Krallık'la savaşta. Bu benim için hiç iyi olmaz. Fransa için 10 bin asker yeterli olacaktır. Hatta oraya hiç asker yerleştirmeyeceğim. Şöyle kendim yanlış oldu. Ben niye buraya asker yerleştiremiyorum ya? Elimle mi yerleştireyim illa? Şöyle 10 bin askeri daha buraya yerleştirelim. 10 bin askeri daha buraya yerleştirelim. 10 bin askeri daha buraya yerleştirelim. Ve kalan 18 bin asker burada kalabilir. Hiç sıkıntı yok. Şuraya da buradan biz kendimiz asker oluşturalım. 10 bin askerle geliyor burası. Hiç hoş olmadı. Cezayir, İsveç, İspanya ile savaştı. İsveç barışımızı kabul edebilir fakat İspanya'dan korkuyorum kabul etmeyebilir. Cezayir kesinlikle kabul edecektir. Dediğim gibi bu koalizasyon muhabbeti işte buydu. Fazla savaş yaptığımız zaman ülkeler bize karşı bir gard alıyor diyebiliriz. Şimdi savaş ilan edelim. Ya bu aslında benim şu an hiç yapmak istemediğim bir savaş fakat mecburum çünkü yanı başıma İngiliz ordusunu yerleştirmek benim kendi ayağımı bireysel olarak sıkmam demektir. Dediğim gibi İspanya barışımızı kabul etmemiş. Hiç şaşırmadım. Deniz çıkarmalarını engellemek için şuraya çıkarma atalım. Ve devamlı olarak da barış imzalayalım. Pardon, barış sağlamaya çalışalım. Ya İspanya yani barışsak ne olur ki yani? Güzel kardeşim, ne gereği var böyle şeylerin? 7000 asker de geliyor. O yüzden orada bir sustum ve buraya doğru hareket ediyor. Lanet olsun. Ordu bakımına verelim şurada. İspanyacığım, çok yanlış sularda yüzüyorsun. Çok yanlış ve çok gereksiz sularda yüzüyorsun. Bak ciddi söylüyorum, bu sular seni bu var. Ya sen Yunanistan değilsin, sen akıllı bir yerlisin. Yapma oğlum bunları, yapma kuzum. Gerek yok bunlara.
Şimdi biraz olsun beklesek aslında bizim için çok daha iyi olabilir. Yok, buradan beklememize gerek yok. Sadece şuraya 5000 asker yollasam. Bu buraya yollasa. Bu buraya yollar, bu buraya yollar. Bu burada kalsın. Her ne olur ne olmaz ihtimaline karşı. Kalan asker birlikleriyle de buraya yoğunlaşabiliriz. Somali Japonya ile ve Vietnam Japonya savaşı hiç şaşırmadı da Somali Japonya ne alaka? Ona şaşırdım. İspanya ile olan savaşımız beni çok ağırdan etkileyecek derken hiç şaşırmadım. Yani İspanyacım. Gerek yok. Gerek yok bu tarz şeylere. Gerek yok. Beni sikerim. Siktir gitti. Burası neresi? Çek Cumhuriyeti. Barış imzaları hiç sıkıntı yok. Buraya bir asker yollayalım. Şimdi işte asıl işin sıkıntılı kısmı burada başlıyor. Daha fazla beklemek istemiyorum. Fransa'nın başkentini düşürürüz diye düşünüyorum. 3000 asker çok az gibi görünebilir fakat Fransa çok az bir az bir askere sahip. Burada da Fransa'nın toprağı kalmış. Birleşik Krallık hani sen iyiydin, hani savaşçıydın, hani ülke fethediyordun sen ya. Ne oldu sana? Bir duruladım, sana bir şey oldu. Ay ananı avradını satayım İspanya senin de ya. Bir siktir git güzel kardeşim. Bir siktir git şuradan Allah. Bir siktir git vallahi bile siktir git ya. Hayır ne de bu hırsın ne de bu azmin yani ne gerek var bunlara? Dangalık herif, bir siktir git şuradan ya. Şuraya 5000 askerimizi yollayalım. Ve şuradaki askerlerimizi de geriye çekelim. Bunlar burayı işgal eder zaten. Ben niye Fransa'nın şurasını hareket puanım yok çünkü. Orayı ben alamadım mı? Yo aldım. Ya İspanya bak birbirimizi boşu boşuna yormayalım. Gerçekten gel şu imzala şu barışı. Bir an önce defol giderim. Yani gel kardeşim imzala şu barışı. Siktir olup gidelim işte yani. Hiç uzatmanın anlamı yok. Adamsın sen İspanya. Adamsın. Yani ama oradaki toprakları salsana güzel kardeşim. Niye salmıyorsun? Zira onları salmazsan sana tekrar ben savaş açmak zorunda kalacağım. Çünkü istemiyorum böyle bir şeyin olmasını. Çünkü götüm yemiyor açıkçası. Şuradaki askerlerimizi toplayalım. Evet şuradaki askerlerimizi şuraya geri yollayalım. Harika. Umarım oradan bir asker sürüsü ile karşılaşmam. Ama ben ne olur ne olmaz diye şöyle küçük bir asker ordusu yerleştirelim şuraya bir. Küçük dedim. O kadar büyük değil. Küçük. Mini minnacık. Minnacık. Harika. Orada hiç askerim yok ama. Muhtemelen çok fazla savunma gerek kalmayacak. Harika. Harika. Şunu da şurada birleştirelim. Şunu da şurada birleştirelim. Evet, harika. Fransa'yı dünya üzerinden sildik desem herhalde yanlış bir kelime kullanmış. Yanlış bir cümle kullanmış. Almam. Evet Fransacığım. Seni görmek çok güzeldi. Gerçekten bu dünya üzerinde çok güzel şeyler kattın. Çok güzel ülkesin, çok güzelsin. Fakat bazı şeyler bir yere kadardır. Evet, talep et. Android'e hiç savaşa girmek istemiyorum. Bana muhtemelen teslim olacaktır zaten. Şimdi asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirelim. Gene ikinci bölümde çok istediğim toprakları ele geçirmiş olmasam da gene de benim için bereketli güzel toprakları ele geçirdim. Gene benim isteğim dahilinde ve benim izim dahilinde ve benim görüşlerim dahilinde olmayan bir savaşta gene kendime fazla pay çıkarttım. Bu da benim işte saçı zekam.
Yani ırk da değiştirsen anasının. Oğlum, fil dişi sadece tamamen İrlanda'nın çakması değil mi lan? İrlanda'cığım bir siktir git şuradan Allah aşkına. Cezayir ikinciye savaş açıyorsun. Pakistan'mış lan bu. Pakistanistan olur oğlum. Pakistan sen bana niye savaş açıyorsun abici ya? Ya gerçekten beni düşürebileceğine inandın mı? Pakistan bir daha barışımı kabul etmedi. Vay anasını satayım. Pakistan buradan sana çıkartma atamam. Yani sana buradan çıkartma atamam. Senin atacağın oradaki çıkartma. Buradan gelecek, 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 gelecek. Böyle gidecek. Yuh. Şuradan bir çıkartma olayım da. Her ne olur ne olmaz diye bir. Bir ihtimal belki. Şöyle gelen şu ordu bakımına verelim. Pakistan hala bu arada barışmak istemiyor benimle. Vay anasını satayım. Pakistan'a bak ya. 15 binlik bir gelirimiz var her tur başına. O da muhtemelen şu an en çok orduda orduya kesiyordu. Araştırma kesince 30 bin oluyor tabi. Araştırma biraz kessem açıkçası. Oyunun sesi şu an çok fazla geliyor bana, kusura bakmayın bağırıyorsam. Şu 200 bin oldu. Çok güzel oldu. Hemen yani şu yere de bir asimilasyon işlemi gerçekleştirelim. Pakistan'a da barış imza barışmak için bir şey götürelim. Pakistan barışımı kabul etti. Güzel. Onu hemen buraya geri çekelim o zaman. 2040-2041 yılları arasında da Bosna Hersek harekatını gerçekleştirmek istiyorum. Fakat çok stratejik bir hamle yapacağım. İlişkileri geliştirelim ki önce bir Almanya ile olan ilişkilerimi çok boşladım. Almanya'nın düşman olduğu Polonya. Polonya da benim yanı başımda gerek yok. Suudi Arabistan. Hakaret ederim, 199 ilişkilerimizin düşük olsun. Zambiya. Hakaret ederim. Hindistan. Hindistan'a hakaret etmeyelim. İlişkileri de geliştirmeyelim. Kanada. Hakaret edelim. Tunus. Hakaret edelim. Finlandiya'ya hakaret etmeyelim. Belarus'a hareket etmeyelim. Fil dişi sahiline hakaret edelim. Sırbistan'a hakaret ederim. Hop. Alarm çalıyor. Korktum anasını satayım. Bomba sesi ayarlamışım galiba bunu. Evet. Muhtemelen 20 dakikayı da doldurduk. Şöyle duruyor ki şu askerimiz de şuraya gelsin. Evet. Yani İtalya'nın topraklarını bayağı bir geliştirdik. Hatta şöyle bir yaparsak hani daha iyi olur. Hatta ben şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Video kapağı çıksın. Yani çok 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 güzel oldu. Evet arkadaşlar. 3. bölümde görüşmek üzere. Çok güzel ilerledik. Çok güzel ilerledik. Diğer bölümdeki hedefim açıkçası Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan harekatını gerçekleştirip Bulgaristan'ı dört bir yandan Turan taktiğiyle çevirip Bulgaristan'ı da işgal edip hayalimizdeki Büyük İtalya İmparatorluğunu kurmuş olarak İtalya sömürgeliğini de İtalya sömürgelik sezonunu açarız. Cezayir, Tunus, Libya, belki Mısır, belki Fas, bilmiyorum, onları da alıp Afrika sömürgeliğine başlayabiliriz. Çünkü Afrika'nın toprakları çok bereketli değil. Ama hani gerçekçi biraz daha yorumlarsak hani çok bereketliymiş. Çok petrol zengini ya Afrika. Bilhassa Irak, Suriye ama onlar tabii ki işgal edilmiş. Şu toprakları da işgal ederiz. İşte elmas, petrol zengini. Yani gerçekçi oynamak istiyorum açıkçası oyunu. Hani daha zevkli olsun, daha iyi bir akışkanlığı olsun diye. Evet, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Oynayacaksanız tabii ki, başka oyunlar oynuyorsanız da iyi oyunlar diliyorum. Yemek yerken izlediyseniz de afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Gözlerinizden öpüyorum. Tekrarlıyorum. Görüşmek üzere.